Hem Türkiye'de hem de dünyada en çok konuşulan konulardan birisi enflasyon. Dünyanın en önemli riski olarak değerlendiriliyor son zamanlarda. Eğer kontrol altına alınmazsa birinci sırada resesyon, ikinci sırada bir stagflasyon ve üçüncü sırada çok ciddi bir kriz, buhranlar silsilesi sonrasında da üçüncü dünya savaşı bile işaret ediliyor. Enflasyon bu kadar büyütülecek bir konu mu? Bütün bunların detaylarını sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hem dünyadan veri ve açıklamalara bakacağız hem de Türkiye'deki veri ve açıklamalara bakacağız ve günün sonunda bunların elbette piyasalara yansımasını, özellikle dolar, euro, sterlin ve diğer tüm piyasalara yansımalarını da konuşacağız. Aynı zamanda faiz etkisini de elbette değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Birleşmiş Milletler FAO endeksinin çok ciddi bir açıklaması var. Diyor ki gıda harcamaları küresel çapta 1.8 trilyon doları buldu. 1.8 trilyon dolar arkadaşlar yanlış duymadınız. Küresel çapta harcamalar bu seviyeye geldi ve rekor seviyelerden birisi. Peki insanlar aldıkları gıda miktarını arttırdıkları için mi bu kadar yükseldi gıda harcamaları? Fiyatlar arttığı için mi? Elbette cevap ikincisi arkadaşlar. Gıda fiyatları o kadar çok yükseldi, o kadar büyük bir enflasyon süresi ortam oluştu ki gıda alanında ve ham madde alanında ve enerji alanında insanların gıda harcamaları da arttı. 1.8 trilyon dolara gelmiş durumda. Örnek mi verelim? Hemen verelim isterseniz. En çok kullandığımız ürünlerden birisi elbette şeker. Son 5 yılın zirvesine çıkmış durumda. Biz her ne kadar kar elde etmediğimiz için şeker fabrikalarını kapatmış olsak da bütün dünya bunu öngörmüştü ve şeker üretimine aralıksız devam etmişti. Buna rağmen şeker fiyatı Yükseliyor. Tabi burada Rusya-Ukrayna savaşında etkileri var, Talebinde etkileri var, Pandeminde etkileri var, Tedarik ve arz zincirlerinin kırılmasında etkileri var. Onu da söylemiş olalım. Ama günün sonunda şeker gibi pek çok gıda ürününün fiyatı artıyor. Bu da gıda harcamalarının daha da artmasını beraberinde getiriyor. Hem Avrupa Birliği tarafında hem de Amerika tarafında önemli isimlerden arka arkaya açıklamalar geliyor. Bunlardan birisi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde diyor ki enflasyon baskısı artıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın üyeleri tarafından ve raporlara bakıldığında ise enflasyonun artık en önemli risklerden birisi haline geldiğini görüyoruz. Almanya enflasyonu özellikle üretici enflasyonu korkunç yükselmiş durumda %33. Almanya deyip geçmeyin. Avrupa Birliği'nin omurgası neredeyse arkadaşlar. En büyük ekonomisinden ve en büyük üreticisinden bahsediyoruz. Orada enflasyonun yükselmesi aslında tüm Avrupa Birliği'ni dolayısıyla diğer ülkeleri yani bizim gibi ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. Geçici enflasyon da Almanya'da hızla yükseliyor. Almanya Merkez Bankası Bundesbank'ın Almanya'nın yıl sonu enflasyonu beklentisini yükselttiğini görüyoruz. %3.6'dan %7.1'e çekmiş durumda. Yani beklentiyi %100 neredeyse değiştirmiş durumda. Bu da Avrupa tarafında enflasyon beklentilerinin pek de iyiye gitmediğini gösteriyor. Gerçekleşmelere bakıyoruz. Gerçekleşmeler de bunu teyit eder durumda. Avrupa Merkez Bankası yine enflasyona güçlü bir yanı verilmeli diyor. Yani faiz arttırımlarının daha da hızlandırılması gerektiğini söylüyor. Kuzey Avrupa ülkeleri ve Orta Avrupa ülkeleri aslında bir an önce faiz arttırımı yapılması yönünde beklenti içerisinde ama Güney ülkeleri de faiz arttırımlarının ekonomiyi daha da darboğaza sokacağını düşünüyor. Onun için bir türlü karar verilemiyor ve faiz arttırımları gerçekleştirilemiyor. Bu da Euro dolar paritesinin hızla birin altına doğru gitmesini beraberinde getiriyor arkadaşlar. Almanya üretici enflasyonu %33 dedik. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Almanya'nın tüketici enflasyonu yukarıya doğru gitmeye devam edecek. Çift hanelere gelirse kimse şaşırmasın. O zaman Avrupa Merkez Bankası ister istemez faiz arttırımları konusunda çok daha agresif davranmak zorunda kalacak. Dünyanın en önemli bankalarından birisi Societe General ABD enflasyonu kontrolden çıkıyor diyor. Evet Amerika'da da enflasyon rakamları beklentilerin epey üzerinde gelmeye başladı. 8.3 bekleniyordu 8.5 geldi. 8.8 bekleniyordu 9.1 geldi tanelere her geçen gün biraz daha yaklaşmaya devam ediyor. Öbür taraftan çekirdek enflasyona bakıyorsunuz. %5.9 önemli gösterge enflasyonlardan birisi. Bir yığın değişken dışarı çıkartıldıktan sonra o ülkedeki enflasyonun yükseliş eğiliminde olup olmadığını gösteren bir veri bu. Diyor ki Amerika'daki çekirdek enflasyon önümüzdeki dönemde de enflasyon yukarıya gitmeye devam edecek. Diğer taraftan üretici fiyatları Amerika'da da oldukça yüksek. %11.3 seviyesine kadar gelmiş durumda. Biden diyor ki aylık bazda bakıldığında enflasyonun yarısı enerjiden kaynaklanıyor. Elbette öyle. Petrol fiyatları yükselince, doğalgaz fiyatları yükselince ister istemez bir enflasyonist baskı oluşturuyor. Ki bu konuyla ilgili akaryakıtın üzerindeki vergileri kaldırmayı da düşünmüştü Biden biliyorsunuz. Hala somut bir adım atılmaması da Amerika'daki enflasyonu yukarıya taşımaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Amerika'da Yalın biliyorsunuz eski Fed Başkanı aynı zamanda önemli bir ekonomist. O da diyor ki Amerika'daki enflasyon kabul edilemez bir düzeye çıkmış durumda. Geçen ayda benzer bir açıklama yapmıştı ve enflasyon yukarıya gitmeye devam etti. Üretimin ve tedarik zincirlerinin ve arzla ilgili problemlerin bir an önce halledilmesi gerekiyor o bölgede de ve akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için de gerekli adımların atılması gerekiyor. Ya da alternatif bir takım yolların bulunması gerekiyor. Avrupa aslına bakarsanız doğalgaz ve petrolle ilgili Rusya sıkıntısından sonra bir takım alternatifler geliştirmeye başladı bile. Kömürle üretim yapmış çalışıyor Yani enerji ihtiyacı da kömürle karşılamaya çalışıyor. Ama bu da iki önemli yan etki oluşturdu. Birincisi Avrupa'nın en önemli nehirlerinden birisi soğutma için kullanılması nedeniyle nehrin bir metrenin altına düşüverdi. Kömür fiyatları arttı. Bu kez kömürde oluşan bir enflasyon nedeniyle yine enerji fiyatları yukarıya tırmanmaya devam etti. Avrupa Merkez Bankası tarafından Villeroy önemli isimlerden birisi. Euronun da enflasyon üzerinde etkisinin olabileceğini söylüyor. Yani Euro'nun değer kaybetmesi de enflasyonu yukarıya doğru itebilir. O nedenle yakından izliyoruz diyor. İngiltere'ye dönüp bakıyorsunuz orada da enflasyon %9.1'e gelmiş durumda. 40 yılın zirvesine çıkmış durumda. İşler orada da kontrolden çıkmış. Görüldüğü gibi enflasyon bütün dünyanın başına bela. Şunu söyleyemeyiz. Bütün dünyada enflasyon olduğu için bizde enflasyon var. Hayır arkadaşlar. Bütün dünyada enflasyon yokken de bizde enflasyon vardı. Üstelik yüksek bir enflasyon vardı. Bizim makroekonomik dengelerimiz o günlerde de bozuluyor. Şimdi dünyada bir miktar enflasyon var. Onlara göre çok yüksek enflasyon var. Ama bizim enflasyonumuzun yanından geçemez bile. Türkiye'de çok ama çok yüksek bir enflasyon var. Üstelik o enflasyonun çok önemli bir bölümü de resmi verilere yansımamış durumda. Yani biz %200, 250 hatta 300 civarında bir enflasyon yaşarken hiper enflasyona emin adımlarla ilerlerken resmi veriler hala %80'lerin hemen kıyısında. Ve tabii ki bizim maaşlara da o resmi resmi enflasyona göre zam geliyor. Öbür taraftan giderlerimiz de gayri resmi enflasyona göre oluşuyor. Bu da korkunç bir fakirliği beraberinde getiriyor. Enflasyon Türkiye'de yükselecek mi sorusuna da cevap verelim isterseniz. Tarımsal girdi enflasyonu yıllık %117.31 seviyesine gelmiş durumda. Üstelik mevsimsel etkilerin en avantajlı olduğu Haziran ayında. Aylık enflasyon %7.45. Yani çok yüksek bir enflasyon var tarımsal girdi maliyetlerinde. Niye? Çünkü tohumu yurt dışından alıyorsunuz. İlacı yurt dışından alıyorsunuz. E, akaryakıt zaten yurt dışı kaynaklı ve petrol, doğalgaz fiyatlarının yükselmesi en çok o alanı vuruyor. Gübre fiyatları hızla yükseliyor. Velhasıl arkadaşlar her geçen gün tarım girdi maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bunun tarım ürünleri ve gıda ürünleri üzerine de çok ciddi bir fiyat etkisi oluşuyor. Demek ki gıda enflasyonu Türkiye'de yükselmeye devam edecek. Kim ne derse desin. Otobüs bileti bile taksitle satılır hale geldi. E mazot fiyatları, benzin fiyatları 30 lira olunca ister istemez şehirler arası otobüs fiyatları uçak fiyatlarına dönüverdi. Açlık sınırı 6 bin liranın üzerine çıktı arkadaşlar. Şaka maka değil. Türk iş verilerine göre üstelik. Yoksulluk sınırı 20 bin liranın üzerine çıktı. Bu da bize TÜİK'in söylediği gibi bir enflasyon olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor aslına bakarsanız. TÜİK her ne kadar %78'lik bir enflasyon var dese de açlık ve yoksulluk sınırına baktığımızda görüyoruz ki en az %250 ile %300 aralığında bir enflasyon söz TÜİK'in verilerine göre emekli ve memura %41'lik zam yapılıyor ve çok yüksek bir zam yaptık diye satılmaya çalışılıyor. Oysa piyasanın enflasyonu baz alınsa şu anda yapılan bu zamla %200 zarardayız arkadaşlar. da altın çizmiş olalım. İTO biliyorsunuz biz ekmeği 3 liraya satıyoruz kardeşim demişti. İşin rengi öyle değil artık. Çünkü geçen haftadan itibaren İstanbul Ticaret Odası'na bağlı olan fırınlarda ekmeğin fiyatını 4 lira yaptı zarar ettikleri için. Haksızlar mı? Değiller. Un fiyatları pahalı, taşıma maliyetleri pahalı, benzin mazot pahalı, udun pahalı, personel giderleri pahalı. Dolayısıyla ekmeğe ister istemez onlar da zam yapıyor ve bizi her geçen biraz daha fakirleştirmeye devam ediyor. Şaka maka değil arkadaşlar. 3 liralık ekmeğin 4 lira olması %30'a varan bir zam anlamına geliyor. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Tüketici kredileri 22 ayın zirvesine çıkmış durumda. Neden? İnsanlar artık harcayacak para bulamıyorlar. Maaşları etmiyor, borç bulamıyorlar, kredilere yükleniyorlar ve o kredileri de harcadıktan sonra batık kredi miktarının daha da arttığını ve finansal kesim açısından ciddi sıkıntıların ortaya çıktığını göreceğiz. Merkez Bankası beklenti anketi yine açıklandı. Orada da TÜFE'nin yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yıl sonunda %64,5 beklentisi vardı piyasa tarafından. O %69.90'a çıktı yıl sonuyla ilgili. Mümkün mü? İmkansız. Ben %100'ün altında bir enflasyon beklemiyorum ama %90'ın altında enflasyon. Hiç beklemiyorum. Göreceksiniz bu beklenti de her ay yukarıya doğru evrilmeye devam edecek. Doları da 18.89'dan 18.99'a çıkartmışlar beklenti olarak. Yine göreceksiniz orada da 25 lirayla 30 lira arasında bir dolar kuru görürsek öpüp başımıza koyalım. Çok yüksek ihtimal sadece enflasyon etkisiyle biz 30-35 aralığında bir fiyatla yılı kapatacağız dolar cephesinde. Umarım kırılma olmaz. Kırılma olursa 3 haneli rakamlara bile gidebiliriz. Onu da şimdiden söylemiş olalım. JP Morgan yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı Türkiye ile ilgili. %49.5 buçukta önceki beklentisi. %63.1'e çekti. %50'lik bir beklenti değişikliğine gitti. Korkunç. Ama %63'te Türkiye'nin kapatması mümkün değil. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. TÜİK üretici fiyatlarına bakıyoruz. %138.31 Arada nereden baksanız 70 puan var arkadaşlar. Ve bu 70 puanın geriye doğru değil. İleriye doğru evrileceği de aşikar olduğu için demek ki önümüzdeki aylarda yaz da olsa, kış da olsa, sonbahar da olsa fark etmeyecek. Enflasyon yukarıya doğru gitmeye devam edecek. Nitekim en ak enflasyonda tüfeden bahsediyorum. %175'in üzerinde gerçeğe biraz yakın ama tamamen gerçekleri ne yazık ki onlar da yansıtamıyorlar. Belli bir noktaya kadar gerçeği yakalayabiliyorlar. Ondan sonrasını onlar da yakalayamıyorlar. Yine bir örnek olsun diye söylüyorum. Enflasyona bir örnek olsun diye söylüyorum kiracıların %50'si Türkiye'de kira artışının altında bir maaş artışına sahipler. Yani gelirleri kira artışlarının altında kalmış durumda. Her iki kişiden biri bu durumda arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ne kadar dramatik bir pozisyonda olduğumuzu siz görün ve Türkiye'deki enflasyonun değil aslına bakarsanız satın alma gücünün ne kadar büyük bir boyutta olduğunu görün. Yani satın alma gücümüz her geçen gün biraz daha düşüyor. Her geçen gün biraz daha fakirleşiyoruz. Bunu sadece biz mi söylüyoruz? diyoruz. Hayır arkadaşlar Avrupa'nın TÜİK'i olan istatistik kurumu Eurostat da söylüyor. Diyorlar ki Türkiye satın alma gücü sıralamasında 36 ülke arasında sondan 7. sırada. Altımızda Arnavutluk falan var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Daha da fazla lafı uzatmaya gerek yok. Türkiye'de enflasyon yok diyenlere duyurulur. 4 kişilik bir ailenin en ucuz tatili 22 bin lira. Öyle 5 yıldızlı otel falan değil bu arada. Zaten bir Türk'ün 5 yıldızlı otele gitmesi de pek mümkün değil. Şimdi bütün bunları toplayıp piyasalara yansımasını konuşalım isterseniz. Bakın dolar 17'nin üzerinde. Cuma günü bir miktar geri geldi. Her cuma yaşandığı gibi bu cumada hafif bir geri çekilmeyi gördük. Ama bu kalıcı bir geri çekilme değil. Önümüzdeki hafta çok yüksek ihtimal bu enflasyonist ortamda ve bu kırılganlıklarla ve borçlarımızı bir türlü çeviremediğimiz için aynı zamanda cari açık ve CDS ile ilgili sıkıntılarımız yüzünden ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu hala düşürme sebebiyle doların 17.80'e net bir şekilde gittiğini göreceğiz. Eylül'e kadar da 21-22 aralığında bir dolar kuru göreceğiz. Aralığa geldiğimizde de çok yüksek ihtimal diyorum. 25 liranın üzerinde iyi ihtimal bir dolar göreceğiz. Kötü ihtimalle Kırılma olması ve kırılmayla birlikte üç haneli rakamlara çıkması. Dolar karşısında Türk lirasının. Olabilir mi? Bu ülkede bu tür şeylere şaşırmamak gerekiyor. Önümüzde çok örnek var arkadaşlar. En net örneklerden birisi de elbette 5 Nisan 1994 o günlerde 8 bin lira olan dolar kurunun bir anda 42 bin liraya gittiğine şahit olmuştuk. Bugünlerde çok daha kötü bir ekonomi yaşıyoruz. Çok daha yüksek enflasyonumuz var. Hem hane algının hem kamunun hem de kuruluşların, firmaların, şirketlerin, özel sektörün borçları o güne göre çok daha fazla ve kırılganlıklarımız çok daha yüksek seviyede. Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar sıkıntının bir arada olduğu bir noktada 5 Nisan 1994'te yaşanmıştık. Çok daha sert bir dalgalanma yaşanabilir. Üstelik elimizde de hiçbir cephanemiz kalmamışken, merkez bankası rezervleri swap hariç 54.3 milyar dolar. Faizle enflasyon arasındaki ilişki tamamen kopmuş durumda ve uluslararası arenada hem CDS'ınız hem kredi notlarınız çöp seviyesinde. Bütün bunlar Türkiye'nin kırılganlıkların daha da artacağını bizlere gösteriyor. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Sakin olacağız ve mümkün olduğunca paramızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Para kazanmak, zengin olmak değil mesele. Paramızın alım gücünü koruduğumuz sürece bu dönemin en şanslısıyız. Çünkü hem Türkiye hem dünya için kritik bir döneme gidiyoruz. 2023 emin olun 2022'den daha iyi olmayacak. Dünya açısından da Türkiye açısından da. Ama emin olun dünya bir kırılıyorsa Türkiye 2 hatta 3 hatta 4 kırılacak. Ekonomiyle ilgili üst üste yapılan hatalar ne yazık ki bizi büyük bir çıkmaza doğru sürüklemiştir. Evet sevgili dostlarım bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınıza paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. hoşçakalın kalın, mutlu kalın dostlarım.